Keşkül için süt, şeker, toz badem, yumurta sarısı, vanilya, biraz da su ilave ettikten sonra pişirmeye bırakıyoruz. Hafiften ısındıktan sonra soğuk suda açtığımız nişastayı ekleyip iyice kokulaşana kadar pişiriyoruz. Bardaklarımıza porsiyonluyoruz. Daha sonra önce oda sıcaklığında, daha arkasından buzdolabında soğumasını bekliyoruz. Üzerine ayrıca kavurduğumuz file bademler ve dutla birlikte servis yapıyoruz.